Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu derste sizin için önemli olabilecek bir konuyu anlatacağım. Dil ile tasarım yapma konusunu. Eskiden tasarımlar tablolarla yapılırdı. Hala günümüzde de bu işi aynı şekilde yapanlar var. Ancak tablolarla internet sitesini tasarlamak, internet sitesi oluşturmak başlı başına sakat bir işler. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken dil konusunu anlamak, özümseyerek sitelerinizi div altyapısıyla oluşturmak. Ben birazdan size Adobe Dreamweaver'da div etiketi eklemeyi göstereceğim ve basit bir sitenin iskeletini yapacağım. Site yapmayacağız ama iskeletini yapacağım. Bunu da anlayabilmeniz için ortaya çıkardım. Bir tane dış çerçeve alacağız. Buna biz container adı vereceğiz. Ben size neden olduğunu birazdan izah ederim. Bunun haricinde D1 dediğimiz alanda logo ve menüler olur. Bu alana biz logo ekleyeceğiz, altına menüler ekleyeceğiz. Yani dolayısıyla burada iki tane daha div oluşturacağız. Div 2 sabit bir alan olarak kalacak ve biz bu alanda yazılarımıza yer vereceğiz. Div 3 ise bizim footer, alt kısmımız, taban kısmımız olacak. Burada da kurumumuzun adını ya da günün tarihini atabiliriz. Peki, bunu div olarak Adobe Dreamweaver ile yapacağım. Adobe Dreamweaver'a geliyorum. Basit bir sayfa açtım. Mizampaj kısmına geliyorum. Mizampaj kısmında div etiketi ekle butonuna basıyorum. Şu an etrafta herhangi bir div etiketi olmadığı için burada bir ayar yapmanıza şu an için gerek yok. Ekleme noktasında seçili. ID'si container. Container dediğimiz div bütün divleri kapsayan en genel div. Dolayısıyla siz bunu adet haline getirebilirsiniz. Yani kaç tane diviniz olursa olsun hepsini kapsayan tek bir div. Buraya dikkat. Şey, piksel yaptım. Margin kısmında en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri container'ı, en genel divimizi ortalamak. Bunun için kolay bir yol var. Tümü için aynıyı kaldırıyorsunuz. Sağı auto, solu auto yapıyorsunuz. Uygula. Tamam'a bastığınızda her halükarda ortalanmış bir diviniz oluyor. Şimdi container en genel içerik bu. Bunun içine doğru eklemeye başlayacağım. Şu yazıyı silerim. Ne oldu önemli değil. Yazıyı siliyorum. Div etiketi ekle. Ekleme noktasında etiketten önce, etiketin başlangıcından sonra gibi seçenekler var. Etiketin başlangıcından sonra seçeneğini seçiyorum. Buradan container'ı seçiyorum. ID'si logo olsun. Yeni CSS kuralı. Herhangi bir CSS kuralı vermiyorum. Basıyorum tamam'a. Şu an için işlem tamam. Nereden anlayabiliyorsunuz? Kod kısmına bakıyorum. Dikkat edin. Container kısmının içinde bir div açtı. Logo adında bir div. Devam ediyorum. Ben bunun altına ne istemiştim? Burası logo olsun demiştim. Alt kısmı da menü olsun demiştim. Dolayısıyla buradaki logo divinin altına bir menü için menü ekleyebileceğim bir div eklemem lazım. Siz bunu elinizde de yazabilirsiniz. Yani bunun alt kısmına yazacağım için bu sefer elle yazmış bulunayım. Div ID eşittir adı menü, kapatıyorum, menü içeriğini ekle. Divimizi de kapattıktan sonra şu an itibariyle iyi gidiyor. Tabi bunun için bir CSS eklemedik. Şu an için bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Div ekle kısmından. Ekleme noktasında seçeneğinden ziyade etiketten sonra seçeneği seçiyorum. Yani diyorum ki şuraya geldim. Benim menü etiketimden sonra içerik kısmı. İçerik kısmını ortaya çıkar. Yapalım. İçerik olsun bu alanın adı. Nereden sonra olmalı? Hangi etiketten sonra olmalı? Menü etiketinden sonra. İçeriği giriyorum.
Tamam. Şöyle arka planını hafif bir grimsi yapalım. Yüksekliğini de 250 yapalım. Genişliği otomatik olarak girmeme gerek yok. Çünkü ben konteyner divine, en genel dive bir genişlik verdiğim zaman içindekiler de ona göre şekilleniyor, ona göre uyuyor. Uygulaya bastım. Tamam. Tamam bastığım anda içerik ID buraya gelecek. Hatta bir önceki derste öğrettiğim işlemi tekrar yapalım. İçeriye tıklıyorum. Padding kısmı dolgu anlamına geliyordu. Her yönden 15 piksellik bir dolgu verelim. Ayrıyetten margin örneğini yapalım. Dikkat edin, yukarısı ve aşağısı arasında belirli bir boşluk var. Ben de diyorum ki içerik ID'sinin yukarıdaki menü ID'li divle bir arası olsun. Şuradan topu 20 yapalım. Batımı da 20 yapalım. Basıyorum uygulaya. Böylesi daha iyi. Burada alanın arasının açıldığı çok bariz. Devam edelim. Etiketten sonra footer'a geldim. Şimdi içerikten sonra footer seçeneğine en alta günün tarihini ya da şirketin adını gireceğimiz bir footer seçeneğini ekleyelim dedim. Tamam bastım. Arka planın bunun koyu bir renk olsun. Uygulaya bastığım anda şuradan da footer içeriği buraya geldi. Gördüğünüz üzere yukarıdaki kısımda içerik dediğimiz divde üzerinde durduğunuzda ayrıca önemli seçenekler çıkıyor. Yukarıdan 20 piksel, aşağıdan da 20 piksel boşluk var. Padding dediğimiz şey de dolgusu da 15 piksel. Diğer divlerle olan arasını açıyor ve kendini daha farklı olarak kılıyor. Siz de bu şekilde tasarım yaptığınızda kalan işlemlerinizi daha rahat ya da sitenizin iskeletini daha rahat oluşturabilecek duruma geliyorsunuz. Diğer CSS kurallarında anlattığım kural ve kaideleri gayet de burada uygulayabilirsiniz. Ben şimdi şekillendirmekle uğraşmayacağım. Şekillendirme işini tamamen size bırakıyorum. Ben sadece şurada footer'dan ufak bir ayar yapayım. Nedir mesela? Georgia olsun. Yazı tipi 10 olsun. Yazının rengi açık mavi olsun. Blok kısmından text alıcın center olsun. Uygulaya bastığım anda renk kötü oluyor. Her şey daha farklı olacak. Şuradan bir de özellik ekleden padding'imizi de eklediğimizde padding her yönden 10 piksellik boşluk ver dediğimizde işlem tamamdır. Sitenizin iskeletini bu usulde oluşturabilirsiniz.